Burada bir tane sensör var. Üzerine şu koyarak şey yapıyorsunuz. Nano boyutta çok sivri bir iğne var. Onunla görüntülüyorsunuz. Ya ne oldu? Buyur. Tabii işte mesela bir yüzeye dokunduğunuzda yüzey kontamine ise bu kadar çok virüs oluyor. Yani bunlar işte elinize geliyor, elinizden yüzünüze, sildiğinizde yüzünüze, oradan burundan ciğere gidiyor. Dolayısıyla şey yapıyorsunuz. Malum koronavirüs dünyanın her tarafını sardı ve global bir tehdit haline geldi. Biz de bilimsel açıdan bir katkı sunabilmek amacıyla koronavirüsü milli imkanlarla geliştirilen atomik kuvvet mikroskobu ile görüntülemeyi hedefledik ve bunu başardık. Fırat Üniversitesi olarak bu virüsü izole eden ve 3 boyutlu olarak atomik kuvvet mikroskobu kullanarak görüntüleyen ilk üniversite olduk. Projede yerli ve milli imkanlarla üretilmiş atomik kuvvet mikroskobunu kullandık. Doktora, İTÜ'de yaptığım doktora ve yüksek lisans çalışmalarında biyomoleküllerin kendi ortamlarında, doğal ortamlarında görüntülenebilmesi için atomik kuvvet mikroskobu geliştirme çalışmaları yapmıştım. Bundan dolayı yaklaşık olarak bu alanda 15 yıllık bir tecrübemiz mevcut. Bundan dolayı koronavirüsü de biz bu tekniği kullanarak görüntüleyebileceğimize inanıyorduk ve bu çalışma neticesinde görüntülemiş olduk. Virüsü görüntüleyebilmek için izole edilmesi çok çok önemli. Bildiğimiz üzere virüs Türkiye'de değişik üniversiteler tarafından, Ankara olsun, Kayseri Üniversitesi, yani Erciyes Üniversitesi olsun, değişik üniversiteler tarafından izole edilmiştir. Bunlardan birisi de Fırat Üniversitesi'nde virüs izole edildi. Virüs viroloji bölümünde Profesör Doktor Şükrü Tombak ve ekibi tarafından izole edildi. Aslında ben virüs ilk çıktığı andan itibaren bu virüsü nasıl görüntüleyebiliriz diye düşünüyordum. Ancak virüse tabii ulaşmak çok kolay olmuyor. Yani virüsün izole edilmiş olması gerekiyor. Sonrasında bu konuyu rektör hocamıza danıştım ve virüsün üniversitemizde de izole edildiğini öğrendikten sonra Şükrü hocamla çalışmalara başladık ve BSL 3 sınıfı yüksek güvenlikli laboratuvarda bu virüsü görüntülemeyi başardık. Biz virüsü cam ve plastik yüzeylerde görüntüledik. Aslında gördüğümüz gibi literatürde de aslında baktığımızda virüslerin, koronavirüsün cam ve plastik gibi yüzeylerde yaklaşık 2 hafta hatta 3 haftaya varan sürelerde aktif olarak, yani enfekte edebilme olasılığı bulunacak şekilde bulunduğunu biliyoruz. Yine bizim görüntülere baktığımızda yüzeye birçok virüs görülebiliyor ve bu virüsler vatandaşların yüzeylere dokunurken çok dikkatli olması gerektiği anlamına geliyor. Ne gibi bir avantaj sağlıyor bu çalışma? Bildiğimiz üzere koronavirüs ilk defa Rusya tarafından elektron mikroskobu ile görüntülenmiş oldu. Virüsler öncelikle boyanıyor, yani görüntüleme zıtlığını arttırmak için virüs boyalanıyor. Sonrasında kesit alınıyor, kesitler görüntülenmiş oluyor dondurularak. Tabii bu böyle bir çalışma yaptığınızda kesitleri görüyorsunuz. Sonrasında bunu veriyi işleyerek 3 boyutlu ya da işte ortalama bir virüs şekli elde etmiş oluyorsunuz. Tabii bu çalışmada tamam kabaca virüsün yapısını elde etmiş oluyorsunuz ama artık görüntülediğiniz virüs gerçek bir virüs değil. Kesitleri alınmış, parçalanmış bir virüs oluyor. Kullandığımız tekniğin ne gibi bir avantajı var? Bu biyomolekülleri, biyoyapıları, virüsleri öldürmeden, yapısını bozmadan
direkt görüntülenebilmesine olanak sağlıyor. Dolayısıyla herhangi bir geliştirilecek ya da geliştirilmesi planlanan bir aşı olur, ilaç çalışmalarında direkt ortama verilerek virüs üzerinde ne gibi etkileri olduğu görüntülenebilir. Bundan dolayı çalışmanın bu şekilde bir önemi söz konusu. Biz bu ilk çalışmada virüsleri yüzeye damlatıp kuruttuktan sonra görüntüledik. Tabii virüslerin sıvı altında, biyolojik sıvı altında görüntülenmesi çok çok daha önemli. Biz şu an mevcut çalışmadan sonra sıvı altında bu virüsleri görüntülemeyi hedefliyoruz.